videomuzu A-10 savaş uçağının bir toprak piste inişiyle açtık. Peki jet motorlu uçaklar toprak pistlere nasıl iniyor? Çünkü bir yandan baktığımız zaman jet motoruyla toprak pist taban tamamen taban tabana zıt farklı bir konu. Niye? Jet motoru önden adeta elektrikli süpürge gibi vakumlayarak havayı çekiyor. Peki pist üzerindeki ufak taşlar veya pistin düzgün olmayan yüzeyi ne olacak? Neden jet uçaklar toprak pistlere inip kalkabiliyorlar? Bu yetenek için mühendislik açısından uçaklara neler yapılıyor? Hem sivil uçaklara hem de askeri uçaklara bu videomuzda beraber bakıyoruz. Tekrar A10 konusuna dönmek gerekirse bu video 2019 yılında Kaliforniya eyaletinde Fort Irwin'de çekildi. Bir Amerikan Hava Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri'nin ortak tatbikatında ordunun kurduğu özel bir karargah vardı. Bu karargahın yakınlarında özel bir noktaya 2 A-10 savaş uçağı indi. Bu iniş daha önceden bu bölgede bir göl kurmuştu ve bu gölün zemini de adeta beton gibi sert bir hal almıştı. Bu zemin düzeltildi ve uçakların iniş kalkış yapabilecekleri hale getirildi. Arkasından da A-10 uçakları emniyetle inişini yaptı. Pilotlar yaklaşık 2 saat yerde kaldılar. Çeşitli görüşmelerini ve koordinasyonu yaptıktan sonra uçaklar havalandı. İlerleyen zaman içerisinde A-10'ları Amerikan Hava Kuvvetleri gerektiği zaman bu tür yarı hazırlanmış meydanlara indirip kaldırmaya hedefliyor. Ama tabi bu da bu aynı zamanda ciddi bir risk getiriyor. Niye bu risk getiriliyor? Çünkü bütün savaş uçakları, neredeyse tabii uçak gemisini ayrı bir e, bakış açısıyla ele almak gerekiyor. Bunlarla ilgili de videoları bulabilirsiniz arşivimizde. Asfalt veya beton özel hazırlanmış, dayanıklı yerlerden kalkmak üzere tasarlanmış uçaklar. Savaş uçaklarının dediğimiz zaman çoğu jet motorlu aklımıza geliyor ama Turbo Pro pervalini savaş uçakları da zaman zaman bu tür Toprak pistlere iniş kalkış konusunda denemelere, testlere tabi tutuluyor. Burada A10 uçağının seçilmesinin ana nedeni Aoun'un motorunun yukarıda kuyruğunun yakınında bulunması. Yani yolcu uçaklarında olduğu gibi kanat altında yere çok yakın olan motorlar bu tür toprak pistlerde içeriye yabancı maddeleri çekmek için ideal. Bugün jet motorlarının içine gidecek ufacık bir taş hatta bir tükenmez kalemin içindeki yay bile o dönem pallere ki bu pallerin çoğu titanyum gibi çok e, işlemesi zor ve pahalı metallerden yapılıyor. Çünkü yüksek dayanıklılık gerekiyor motorlarda. Çok büyük hasar verebiliyor. Motorların ağının yukarıda olması bu tür FOD olarak adlandırılan havacılıkta yabancı madde hasarı, foreign object damage olarak adlandırılan konuda daha az riske sahip olunmasına imkan sunuyor. Hatta bu konudaki en önemli e, teknolojiler ve tecrübeler de Rus havacılığında bulunuyor. Normalde Rusya'da veya Doğu Bloğun'daki ülkelerin meydanlarına indiğiniz zaman pistlerin, apronların kalitesi pek iyi değildir. Bu nedenden dolayı genellikle Rus havacılık tasarımları, yolcu uçağı olsun, askeri uçaklar olsun, iniş takımları gayet büyük yapılır. O şokları alabilecek şekilde tasarlanmıştır bu iniş takımları ve aynı zamanda birçok askeri nakliye veya savaş uçakları da bu tür yarı hazırlanmış pistlere kalkacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin MiG-29. MiG-29'un gövde altındaki hava alıkları var. O oradan hava girişi sağlanıyor motorlara. Taksi sırasında bu hava alıklarının önüne özel bir koruyucu indiriliyor ki sağdan soldan taş gibi veya yabancı maddeler o motor tarafından çekilip yerde herhangi bir hasar oluşturulmasın diye. Ve tabii ki Rus uçağı dediğimiz zaman Rus hava kuvvetlerinin ana nakliye uçaklarından Ilyushin 76'nın bir test görüntülerini şimdi sizle paylaşıyoruz. Burada da uçak pistin yanındaki boş toprak alandan test amaçlı olarak havalanıyor. Peki acil durumlarda örneğin Allah korusun bir deprem oldu, büyük bir felaket oldu bölgeye yardımlar götürülecek ve askeri nakliye uçakları bu tür yarı hazırlanmış yerlere iniş için kullanmak durumunda kalabiliyor. Bunlarda öncelikli olarak alan belirleniyor. Uçak inebilir mi? Riskler nelerdir? Coğrafi şartların yanı sıra zemin ölçümleri gerçekleştiriliyor. Yani o toprak, o uçağın Teker koymasıyla birlikte işte çökme olacak mı, toprağın yapısı nedir? Genellikle de sert noktalar belirleniyor, ölçümler gerçekleştiriliyor. Çünkü bu ölçümler sonrasında işte uçağın kanadı sığacak mı, kalkış veya iniş mesafeleri yeterli mi gibi e, işlere bakılıyor ve arkasından da bu operasyon yapılıyor. Ama tabii bu operasyonda e, yerde pilota talimat verecek bir hava trafik kontrolörü yok. Pilotlar çok iyi planlamalarla. Bazen de riskleri göz önüne alarak ki bunlar eğitimlerle en düşük seviyeye kadar indiriliyor. Bu inişleri, kalkışları gerçekleştirebiliyorlar. Askeri havacılıkta gördüğünüz gibi görev amaçlı işte A-10'un inmesi veya görüntülerde izlediğiniz Amerikan Hava Kuvvetlerinin uzun menzilli askeri nakliye uçağı C-17'ler buraya görev amaçlı inip kalkabiliyorlar. Zaman zaman bunların da çok ciddi eğitimleri yapılıyor. Peki sivil havacılıkta durum nedir? Burada çok enteresan bir paylaşımda bulunmak istiyorum ben. Genellikle işte Kanada'da veya Alaska'da çok uzaklarda yerleşim birimleri veya örneğin madenler var. Bu madenlerin tek dünyayla bağlantısı kurulmuş olan meydanlar tabi gidip de çok uca bir yere asfalt dökülecek, beton yapılacak durum yok. Buralara tarihi uçaklar uçuyor. Tarihi uçak dediğimiz nedir? 1965 yılında tasarlanmış Boeing 737'lerin ilk modelleri 100 ve 200 serisi. Bu serileri de şöyle ayırt ediyoruz. Kanat altındaki incecik Pratt Whitney yapısı JT8 serisi motorlardan. Daha sonra tabi 100-200 serisini 300-400-500 klasik olarak adlandırılıyor. 600, 700, 800, 900 Next Generation ve sonrasında da biliyorsunuz hani iki kazayla gündeme gelen Max'ler var. Yani bunlar neredeyse 50 küsür yıllık uçaklar. Ama özel ekipmanları sayesinde bu uçaklar hala kullanılmaya devam ediliyor. 737'lerin bu tür yarı hazırlanmış pistlere yaptığı operasyona Gravel Kit olarak adlandırılan özel bir ekipman taşıyorlar. Bu ekipman uçağın burun iniş takımının hemen arkasında yer alıyor. Amaç burun iniş takımından bu toprak alana indiği zaman e, pist üzerindeki işte ufak taşlar farklı bir açıyla etrafa yayılması hedefleniyor ki bu yayılma açısı motorların kapsama alanının dışında. Yani motora buradan gelen taş çok daha açığa gelerek motorun içine girmiyor. Ayrıca motorların önünde de özel bir ekipman yer alıyor. Bu ekipmanda çalıştırma sırasında yerden o taşın veya diğer yabancı maddenin motorun içine girmesi engellenmiş oluyor. Bu uçaklar dediğim gibi halen kullanılıyor. Hatta modernize ediliyor. Kalmış çok az sayıda kalmış uçak var. Umarım bir gün yolumuz oralara düşer ve bu uçaklarla da uçma veya görme şansını elde ederiz. Boeing 737'ler dediğim gibi çok yaşlı uçaklar. Bir de son dönemde tasarlanmış bu işe özel olarak imal edilmiş bir uçak var. İsviçreli uçak imalatçısı Pilatus şirketinin ilk jet modeli PC-24. Bu hafif ve orta sınıfta e, bir e, havacıkta buna entry level giriş seviyesi deniyor. Bir uçak e, gerçekten performansı çok yüksek ve rakiplerinden ayrılan en önemli faktörü ise bu uçağın Toprak veya Çin pistlere inme özelliği. Çok kuvvetli iniş takımları var. Motorlarında işte buradan gelecek olan e, yabancı madde hasarına karşı alınmış önlemler var. Ve gerçekten bazı müşteriler özellikle e, turboprop motorlu uçakları King Air serisi yerine daha yüksek süratli bu uçağı satın alıyorlar. Bu uçak hem yer hazırlanmış pistlere inip kalkabiliyor hem de daha yüksek hızıyla daha yüksek konforuyla yolcusuna daha iyi bir seyahat imkanı da sunuyor. Pilatus bu açıdan da farklı bir müşteri profili yakalamış durumda. Tabi bunları anlatırken bir de olayı otomobillerle yakın bir bağlantılı lastik havaları konusuna da hakkında da ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü video ile ilgili araştırma yaparken çok ilginç lastik havalarının ne kadar hava basılması gerekiyor? Örneğin bu toprak veya yazı yarı hazırlanmış pistlere diye ilginç bir bilgi buldum. Bunları da sizle paylaşmak isterim. Benim pek fazla otomobile ilgim yok ama işte genellikle karlı havalarda lastik havalarının biraz indirilmesi gerektiği ifade edilir. Ama bazıları da tabi buna karşı çıkar. Benzer bir uygulama havacılıkta da var. Örneğin lastik havasının genellikle oranları ticari yolcu uçakları için 100 ila 200 psi yani 7 ila 15 bar arasında değişmesi gerekirken bu inişler eğer uçak gemisine yapılacaksa uçak gemisinin güvertesindeki pist bir çelik yüzey üzerinde lastiklerin havaları 350 psi'a ya, yani 24 bara kadar yükseltiliyor. Ama uçaklar örneğin C-17 askeri nakliye uçağı Normal bir pistte inerken lastiklerinin hava basıncı 144 psi iken toprak pistlere inişte 144 piyasaydan lastik havası 120 psi'ye indiriliyor ve böylelikle lastiklerin daha geniş alana basarak e, uçağın durması, frenlemesi veya yere tutunması daha yüksek hale getirilmiş oluyor. Bugünkü konumuzda biraz e, toprak pistlere iniş kalkışta neler yapılıyor? Uçaklar ne tür özelliklerle tasarlanıyor bunlara bakmaya çalıştık. Bu konularla ilgili epey soru alıyordum. Umarım ee, bu soruyu soran arkadaşlarımızın bu soru işaretlerini biraz olsun gidermişizdir bu video ile birlikte. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bizleri sosyal medya üzerinden hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde işbirlikleri içinde info@tolgozbek.com mail adresiyle bizle temas kurabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.